Herkese selamlar. Borsa bugünü de gayet pozitif kapattı. Dolarda da yükseliş trendini görüyoruz ve 20.40'ları gördük. Yavaş yavaş yükselişini sürdüreceğini düşünüyorum. Tabii borsayı yakından etkileyecek bir haber dolaşıyor. Bunu bankacı arkadaşlarımla konuşarak ben de teyit ettim ve o nedenle sizlerle de paylaşıyorum. Bu döviz dönüşümlü KKM'lerle alakalı biliyorsunuz ön ödemeli prim sistemi vardı. Yani dövizi olanlar KKM'ye dönsün diye bankalar önden peşin prim ödemesi yapıyorlardı. Birçok bankanın bunu kaldırdığını duyuyoruz ve bu bir teyitli bilgi. Bankacı arkadaşlarla da konuştum. Bu şunu gösteriyor. Demek ki bundan sonraki süreçte KKM üzerinden geliştirilen strateji ve dolar üzerindeki baskı yavaş yavaş azalacak. Sizlere özellikle seçim sonrasında ifade ettiğim gibi kademeli olarak doların yükselmesini beklediğimi ifade etmiştim. Bu bilgi de bunu destekliyor açıkçası. Tabii hep ifade ettik, konuştuk. Bu KKM ciddi bir yük getiriyordu ve bu yük sürdürülebilir gibi değildi. KKM'nin tutarı oldukça yükselmişti. Buradaki asıl amaç seçim öncesi doları baskı altında tutmaktı. Seçim de bitti. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte KKM'nin etkinliğinin azalacağı bir dönemi yaşayacağız. Belki de KKM bitecek. Tabii bir anda bitmeyecek çünkü çok yüklü bir tutar var. Fakat nasıl bu tarafa yönlendirme yapıldıysa bundan sonraki süreçte de bu taraftan başka taraflara doğru yönlendirmeler yapılacaktır. KKM teoride isim olarak belki devam ediyor gibi görünecek ama fiili olarak insanların tercih etmemesi için alternatif mecralar ön plana çıkarılacaktır. Bu da ilk etapta borsa gibi görünüyor. Hatta şunu söyleyebiliriz. Şimdi buradan baktığımızda belki de borsanın seçimden önce bu kadar düşük tutulması ve düşük seviyelere alınmasının temel nedeni buydu. Yukarıya alma noktasında manevra kabiliyeti yaratabilecek bir seviye yakalandı oralarda. Ve bundan sonraki süreçte borsadaki bu pozitif ivme insanların ilgisini tekrar bu tarafa çekmeyi sağlayabilir. Dolayısıyla KKM dönüşlerinde insanlar da tekrar borsaya yönelebilir. Böyle bir strateji uygulanıyor olabilir. Tabii söylediğim gibi burada yani KKM teoride devam edecek ama insanlar kendi arzusuyla o taraftan bu tarafa geçmiş olacak ve bu süreçte de hem dolar kademeli olarak yükselecek, dolara aşırı bir talep olmayacak çünkü borsa yine ön plana çıkarılacak ve insanlar da dönüşlerde KKM değil borsayı tercih edecek bir strateji de ortaya konabilir. Bu bankaların KKM'deki özellikle döviz dönüşümlerdeki prim uygulamasından vazgeçmesi de bunun en önemli göstergelerinden biri. Hep altını çizdik. Sürdürülebilir bir yapı değildi zaten. Amaca da ulaşıldı seçim döneminde. Doların yükselişi evet 20 liraya geldi ama aşırı bir şok etkisi yaratacak bir yükseliş orada görülmemişti. Tabii bankacılıkla alakalı diğer bir gelişme de reel sektörü ilgilendiren tarafı. Onu da ifade edelim. Bizi izleyen reel sektör temsilcileri de var. Şirketlerin kredi erişiminde gerçekten ciddi bir problem var. Birçok banka kredi vermeye istekli değil. Bazıları da verdiği kredinin karşılığında vadesiz mevduat talep ediyor. %30, %50 bandında bir vadesiz mevduat talebi var. Tabii çünkü belirsizlik var ve ekonomi politikasının ne olacağına dair bir öngörüde bulunamıyor kimse. Erdoğan kabineyi nasıl oluşturacak? Yeni dönemde ekonomi politikası ne olacak? Mevcutla mı devam edecek yoksa yeni bir politika seti mi ortaya konacak? Bunlar merak ediliyor. Dolayısıyla belirsizlik ortamında da bankalar kredi vermeye çok istekli, iştahlı görünmüyorlar. Bu da reel sektör açısından önemli bir nokta. Belirsizliklerin ortadan kalkması en azından piyasadaki bu kredi kanallarının açılması ve likidite sıkışmasının önlenmesi açısından son derece önemli. Bireysel tarafı da biliyorsunuz zaten. Evet kısmen bankalar KMH kullandırıyorlar veya taksitli kredi kullandırıyorlar. Fakat vade sınırlamaları var, limit sınırlamaları var ve nakit avans kullanımlarında da önceki gibi 12'ye varan taksitler yok. 3 ayla sınırlandırıyorlar ya da 50 bin lirayla sınırlandırdıkları bir yapı söz konusu. Tutar arttıkça faiz oranı ciddi yükseliyor. Mesela ben bugün yine denedim. 4,69'lardan işte 5,50'lere kadar faizler var. Hatta 6 veriyor bir tane büyük banka aylık faiz. Yıllık basit faiz bile dersek %72'ye denk geliyor. Bileşik hesaplarsak çok daha yüksek bir rakama tekabül ediyor. O yüzden bu tarafın da bir an önce düzelmesi lazım. Yoksa bu enflasyonist yapıda insanların nakite ihtiyacının olduğu bir durumda bu yapı sürdürülebilir değil. Oraya da muhtemelen bir düzenleme gelecektir. Ama bu haberin özellikle önümüzdeki günler için borsa açısından önemli olduğunu düşündüğüm için sizlerle de
paylaşmak istedim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.